Samut Baba Türbesi, İzmir'in Urla ilçesinde Tekke Caddesi'nde bulunan 15. yüzyılda inşa edilmiş bir türbedir. Türbe, yöreyi İslamlaştırmak için gelen Müslüman bir Özbek babası olan Samut Baba'ya aittir. Samut Baba'nın asıl adı Abdüssamet'tir. Özbekistan'dan gelip İzmir'in Urla ilçesinde deniz kıyısında stratejik bir bölgede tekke kuran Samut Baba, Osmanlı askerlerine gözcülük yaparak yardım etmiş ve bölgedeki halkı Müslümanlaştırmaya çalışmıştır. Samut Baba, İslam'ın şartlarını, ibadetlerini ve ahlakını öğretmiş, yaşamış ve yaşatmıştır. Samut Baba'nın hayatı ve öğretileri hakkında çok fazla bilgi olmamakla birlikte, Hacı Bektaş Veli ile karşılaştığında ondan ruhsat almış ve onun halifesi olmuştur. Bu yüzden Alevi Bektaşi inancının öğretilerini benimsemiş ve yaymıştır. Hatta Hacı Bektaş Veli'nin Samut Baba'ya, "Sen Samut ol bakalım," diyerek az konuşan biri olmasını istediği rivayet edilir. Bu yüzden ona Samut Baba demişlerdir. Samut Baba, Alevi Bektaşi edebiyatına Nefes adı verilen şiirler kazandırmıştır. Bu şiirlerde Alevi Bektaşi inancının temel unsurlarını, Hazreti Ali sevgisini, 12 imamı, Ehli Beyti, Kerbela'yı, velilerin kerametlerini ve geçmişte yaşanan önemli gün ve olayları anlatmıştır. Samut Baba, tasavvuf felsefesiyle yoğrulmuş ve mayalanmıştır. Halka bu potada erittiği fikirlerden mesajlar vermiştir. Samut Baba, insanlığa doğrunun, sevginin, iyiliğin ve güzelliğin kaynağı olmuştur. Kurduğu tekke ile insan ruhunu terbiye etmeyi ve mürşitli kamil kişiler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Samut Baba Türbesi'nin kapı üzerinde beyaz mermer üzerine bir kitabesi vardır. Bu kitabede ölüm tarihi olarak, Evasıtçı Rebiülahir 981 yazılıdır. Bu tarih miladi olarak Temmuz 1573'e karşılık gelir. Kitabenin altında da Samut Baba'nın adı yazılıdır. Kitabenin dışında türbenin başka bir kitabesi yoktur. Türbe hakkında başka efsaneler de vardır, milli mücadele yıllarından kalan bir hatıra hale dillerdedir. Hatıraya göre köyde çok büyük bir yılan peyda olmuştur. Türk askerlerine görünmeyen yılan sadece Rum halkına ve askerlerine görünmüştür. Rumların huzuru iyiden iyiye kaçmış ve korkudan o yöreyi bırakıp kaçmışlardır. Yöre halkı tekke koyundaki Rumları Türk askerlerinden önce tekke dedesi kovdu derler. Başka bir efsaneye göre ise, hasta çocuğu olan bir kişi türbeye gidip dua okursa çocuğu iyileşirmiş. Samut Baba Bağdat'a giden Sultan 4. Murat'ı karşılamış ve onun köpekleri tarafından saldırıya uğramıştır. Ancak köpekler onu ısırmamış, aksine uysallaşmıştır. Sultan Murat onun ermiş kişi olduğunu anlayarak ondan dua istemiştir. Samut Baba'nın eserleri denildiğinde. Samut Baba eserleri, Samut Baba'nın türbesinin bulunduğu yerlere göre farklılık göstermektedir. İzmir Urla'daki Samut Baba, Müslüman bir Özbek babası olup yöreyi İslamlaştırmak için gelmiştir. Sivas Kangal'daki Samut Baba ise, Sultan II. Selim döneminde yaşamış bir şairdir. Sivas Kangal'daki Samut Baba'nın eserleri arasında ise, şiirleri ve nasihatname sayılabilir. Şiirlerinde tasavvufi düşüncelerini ve Alevi Bektaşi inancının temel unsurlarını dile getirmiştir. Nasihatname ise, onun öğütlerini içeren bir eserdir. İzmir Urla'daki Samut Baba'nın eserleri arasında Şerhi Hadisi Erbain, Zikir Risalesi ve Silahul Müridin sayılabilir. Ayrıca, arkadaşlarıma ve yolumuzdan gidenlere tavsiyelerim, isimli tavsiyeleri ve iki adet şiiri de vardır. İzmir Urla'daki Samut Baba'nın eserleri dediğimizde akla ilk gelen onun talebeleridir. Yetiştirdiği talebeler onun en büyük eserleri olmuştur. Çünkü her biri kendi döneminde tarihe yön veren örnek şahsiyetler haline gelmiştir. Samut Baba'nın eserleri arasında Şerhi Hadisi Erbain ve Zikir Risalesi sayılabilir. Samut Baba'nın eserleri arasında Silahul Müridin adlı bir eser de vardır.
Samut Baba, dilek ve isteklerin sadece Allah'tan istenmesi gerektiğini, türbesine gelen ziyaretçilerin ip bağlayarak dilekte bulunmalarının dinimizde olmadığını ve yanlış bir tutum olduğunu belirtmiştir. Samut Baba'nın eseri Zikir Risalesi hakkında şu bilgiler verilebilir. Zikir Risalesi, Somuncu Baba'ya atfedilen tasavvuf içerikli bir risaledir. Eserin başka bir müellife atfedilmemiş olması, şimdilik Somuncu Baba'ya ait olduğu kanaatini kuvvetlendirmektedir. Zikir Risalesi, Somuncu Baba'nın tasavvuf ve tarikat anlayışını ortaya koyan bir eserdir. Eserde zikrin önemi, fazileti, kısımları, şartları, adabı ve tavsiyeleri anlatılmaktadır. Ayrıca kelimeci tevhidin sırları ve tac ve hırkanın beyanı da yer almaktadır. Zikir Risalesi'nin şu ana kadar tespit edilen 3 nüshası bulunmaktadır. Bunlar Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nüshası, 1753, Osman Hulusi Efendi Vakfı Özel Kütüphanesi nüshası, 1816 ve Manisa İl Halk Kütüphanesi, Zeynelzade Kitaplığı nüshasıdır. Zikir Risalesi'nde zikirle ilgili pek çok konu işlenmiştir. Örnek olarak şunlar söylenebilir. Zikrin önemi, Somuncu Baba, zikrin Allah'ın rızasını kazanmanın ve kalbi temizlemenin en güzel yolu olduğunu belirtmiştir. Ayrıca zikreden kimsenin Allah'ın koruması altında olduğunu ve şeytanın vesvesesinden uzaklaştığını söylemiştir. Zikrin fazileti, Somuncu Baba, zikrin faziletini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerine dayandırarak açıklamıştır. Mesela şöyle bir hadis nakletmiştir, Allah Teala buyurdu ki, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Zikrin kısımları, Somuncu Baba, zikri kalp zikri ve dil zikri olmak üzere iki kısma ayırmıştır. Kalp zikri, kalbin Allah'ı anmasıdır. Dil zikri ise dille Allah'ın isimlerini veya tevhidi söylemektir. Somuncu Baba, her ikisinin de önemli olduğunu ancak kalp zikrinin daha üstün olduğunu ifade etmiştir. Zikrin şartları, Somuncu Baba, zikrin kabul olması için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu şartlar arasında şunlar sayılabilir, zikredenin Müslüman olması, abdestli olması, temiz bir yerde oturması, kıbleye yönelmesi, gözlerini kapaması, niyet etmesi, huşu içinde olması vb. Zikrin adabı, Somuncu Baba, zikrin edebine uygun olarak yapılmasını tavsiye etmiştir. Bu edepler arasında şunlar sayılabilir, zikre başlamadan önce salavat getirmek, Allah'tan yardım istemek, nefsi terbiye etmek, gurur ve kibirden uzak durmak, başkalarına riya yapmamak vb.